Merhabalar arkadaşlar. Trigonometri dersine devam ediyoruz. Mat Hasan Hoca kanalımıza hoş geldiniz. E, trigonometride daha önceden daha önceki derslerimizde arkadaşlar birinci dersimizi yapmıştık. Tek e, video halinde. İkinci dersimizi ikiye bölmek zorunda kalmıştık arkadaşlar. Uzun video olduğu için. İkinin biri ikinin ikisi diye. Şimdi bugün üçüncü dersin yine ilk videosunu yapacağız. Bugün dersimizin içeriği nelerden oluşacak dersek arkadaşlar. Aslında bu Üçüncü dersin genel içeriği. E, trigonometrik üçüncü dersin tamamı yani trigonometriyi beşe böldüğümüz zaman ki üçüncü parçası diyebiliriz arkadaşlar bunu. Tamamı nelerden oluşuyor? Trigonometrik fonksiyonların işaretleri bu kısa bir yer. Dar açıya indirgeme konusu yani herhangi bir açı değerini dar açıya yani birinci bölgeye indirgeme konusu arkadaşlar. Önemli bir konudur. Ve sıralama trigonometrik değerlerin kenarlarında sıralanması işte kos 45, ne bileyim işte tanjantı 70 falan. Onların kenarlarını sıralaması nasıl yapacağız? Buna bakacağız. İlk dersimizde bu bugün 3.1 arkadaşlar bugünkü dersimiz. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyon işaretleri ve dar açıya indirgeme konusuna değineceğiz. Evet, trigonometrik fonksiyonların işaretleri arkadaşlar önemlidir. Hangi bölgede ne oldukları bizim için arkadaşlar değerlerini bulduktan sonra işaret yazarken önem arz edecek baktığımız zaman önce fonksiyon bölgelerine bakalım arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlarda bizim bunları birim çember üzerinde inceliyorduk Peki birim çemberimiz kaç bölgeden oluşur 4 kadradan 4 bölgeden oluşuyor arkadaşlar bunları sıralarken neye göre sıralıyorum dersek pozitif yöne göre sıralıyoruz arkadaşlar pozitif yönümüz saat yönü tersiydi ya geldim burada mesela da eksen üzerindeyim. Ne yapacağım? Sadece yön tersine doğru gideceğim. İlk girdiğim bölge hangisi? ise o birinci bölge oluyor. Sonra girdiğim bölge ikinci bölge. Sonra arkadaşlar içerisine girmiş olduğum bölge üçüncü bölge. En son içerisine girmiş olduğum bölgede dördüncü bölge olacak. Sonra tekrar başladığım yere geri döneceğim. Burada fonksiyonların işaretlerine bakacak olursak arkadaşlar bunları da bilmemiz gerekiyor gerçekten. Ama ee, neye göre gidelim? Bunlar hepsini ezberleyeceğiz. İşte değişik ezberleme şekilleri var. Ee, böyle kelimeler, kelime öbekleri şeklinde ezberleyenler oluyor. Bizim mantığımız şu arkadaşlar. Şöyle akıda tutabilirsiniz. Şimdi kosinüs fonksiyonunun kosinüs ekseninin biz yatay eksen olduğunu, sinüs ekseninin dikey eksen olduğunu biliyoruz. E, o zaman bu mesela kosinüs için düşünelim arkadaşlar. Kosinüs için bizim fonksiyonumuzun orijinin, orijin 0 0 noktasının sağında kalan bölgeler ne olacaktır? pozitif bölgeli olacaktır. Yani bu da birinci ve dördüncü bölge kosinüs için pozitif oluyor. Hakeza aynı mantıkla düşünecek olursak bizim arkadaşlar sinüs fonksiyonumuz dikey düşey eksen olduğu için sinüs ekseni. Sinüs ekseni de arkadaşlar yine bu orjine, orjin orijin nedir bizim? Bizim çıkış noktası arkadaşlar. Kök demek. Çıkış noktası. Bunu referans aldığım zaman orijinin yukarısında kalan orijin karşısında kalan bölgeler 1 ve 2. bölgedir ve sinüs de 1 ve 2'de de pozitiftir. Peki tanjant kotanjantı ezberlememe gerek var mı? Yok. Niçin yok? Çünkü arkadaşlar biz sinüsün tan, e, sinüs bölü kosinüsün tanjant kosinüs bölü e, sinüsün de kotanjant olur biliyoruz. Yani bunların birbirine böldüğüm zaman e, çıkacak işarette mesela eksi artıya bölerseniz eksi çıkar. Değil mi? Artıya artıya bölerseniz artı çıkar. Artı, eksiye eksi eksiye bölerseniz artı çıkar. Aynı işaretleri birbirine böldüğüm zaman pozitif zıt işaretleri birbirine böldüğümüz zaman arkadaşlar negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o zaman birinci bölgede hepsi pozitif olacak. Tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs ne varsa birinci bölgede hepsi pozitif. İkinci bölgede sinüs pozitif, kosinüs negatif olduğu için pozitif negatif böldüğümüz zaman tanjant ve kotanjant yine negatif olacak. Üçüncü bölgede ikisi de sinüs ve kosinüs ikisi de negatif. Niye? Çünkü üçüncü bölge orjinin hem solunda hem de aşağısında arkadaşlar. Dolayısıyla hem sinüs hem kosinüs değerlerim negatif olacaktır. E, negatif, negatif bölersem pozitif olacak. Yani tanjant ve kotanjantım ise 3. bölgede pozitif olacak. 4. bölgeye baktığım zaman 4. bölge orijin sağında fakat aşağısında. Aşağısında olduğu için sinüs negatif sağında olduğu için kosinüs pozitif oluyor. O zaman negatif i pozitif i böldüğüm zaman arkadaşlar yine negatif gelecektir diyoruz. Bunlar akılda tutmanın kolay yolları. Az önce yani söylediğim mantıktan direkt akılda tutabileceğiniz gibi arkadaşlar. Şu kalıp bilgileri de bilsek işimize yarar. Nedir bu bilgiler? Her fonksiyonun iki bölgede negatif, iki bölgede pozitif olduğunu bilelim arkadaşlar. Hepsinin. Yani sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın hepsi bu şekilde. Aynı zamanda sin bölü kos, işte kos bölü sin bunların tanjant, kotanjant olur biliyoruz. Dolayısıyla tanjant ve kotanjant hep aynı işaretli olacak arkadaşlar. Çünkü ikisi de hani bir işaret neyse o da o diğeri de aynı olacak. Çünkü sinüsün, kosinüsün bölünmelerinden oluşan fonksiyonlar bunlar hep aynı işaretli olacaktır diyoruz. Daha sonra kosinüsün işte yatay eksen belirttiği için işte 1 ve 4. bölgede pozitif, sinüsün ise 1 ve 2. bölgede pozitif olduğunu bilirsek e, buradan kolaylıkla hangi bölgede olduğunu çıkartabiliriz diyelim. <laughs> Şimdi gelelim ilk sorumuza biliyorsunuz MAP kaynakları üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. 10 sınıf proje okullarında okutulan MAP kitabı üzerinden e, sorularımızı seçtik. Bakalım. E, ne demiş? 3 tane fonksiyon açı değeri vermiş bize arkadaşlar. İşte trigonometrik değerlerinin işaretlerini bulun demiş. Direkt işaretlerini sormuş sadece. Şimdi kosinüs 1550 50 derece, tanjant 28 pi bölü 9 ve sinüs eksi -72 pi bölü 5. Bunların işaretleri nelerdir diyor arkadaşlar. Şimdi bunlar önce işaret incelemesi yapabilmek için önce bunları neye çevireyim ben? Hatırlıyorum ne vardı? E, bu trigonometrik fonksiyon hepsi periyodik fonksiyonlardı. Dolayısıyla hani 360'la şöyle düşünün. Buradan gelmiş mesela 1500 1550 diyor. Değil mi? Bir döndüm 360. Bir daha döndüm 700. Bir daha döndüm 1080. Bir daha döndüm 1440. Ondan sonra kaç gitmem gerekir? Onu görüşün. Yani esas ölçüsü nedir? 1440 çıkarttığım zaman arkadaşlar içerisinde 4 tane 360 varmış. Onları çıkarttığım zaman ne gelecektir bana? 110 derece. 110 derecede kosinüs 110 derece olacaktır. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için ilk e, fonksiyonumuzun işareti negatif olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci fonksiyonumuza. Tanjant 28 pi bölü 9. Bu nasıl yapıyorduk? Pi'lerde olduğu zaman 28 pi'yi paydanın iki kat olan 18'e böldüğümüz zaman bir tane vardır diyoruz. 28'in içerisinde 18 bir tane vardır. 18 çıkartırsak 10 gelecek. Artık bu 10 pi bölü 9'dur diyoruz arkadaşlar. 10 pi bölü 9 değeri bakın pi artı ne olacaktır? Pi bölü 9'dur değil mi arkadaşlar? Yani 180'den pi bölü 9 20 derece daha ilerlemişim. Yani kaçıncı bölgede olacağım? Üçüncü bölgede olacağım. arkadaşlar. pi'den büyük olduğu için üçüncü bölgededir. Yani 180'in geçmişim. Üçüncü bölgede tanjantın işareti nedir? Pozitiftir. Tanjant diyelim arkadaşlar. 10 pi bölü 9. Üçüncü bölgede olduğu için pozitif gelecek. İlk işaretimiz negatif gelmiş. ikincisi pozitif gelmişti. Sonra bakıyoruz. Sinüs eksi 72 pi bölü 5. Bu negatif olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Negatif olduğu zaman şunu da bilin. Mesela tek çift fonksiyonlar e, diye fonksiyon çeşitlerimiz var bizim. <laughs> tek çift fonksiyonlardan arkadaşlar kosinüs ve sekant fonksiyonumuz. Çift geri kalanların hepsi tek fonksiyon. Eksiyi dışarı yansıtır. Yani bu aslında eksi sin 72 pi bölü 5'tir. Yani buna 72, 72 pi bölü 5 arkadaşlar, burada eşittir bunu ama diyelim ki onu şu anda hani görmedik, çok üzerinde durmayalım. İleride fon bu şeyi trigonometri tamamen bitirdiğiniz zaman arkadaşlar, bunu o şekilde de yapabilecek durumda olacaksınız. Ne yapalım? Biz 72 pi bölü 5'in esas ölçüsünü arıyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine ne yapıyorduk? Ekleme yapıyorduk. Şimdi isterseniz az önce burada yaptığım gibi yani 28 piyi burada 9'un 2 katı 18'e böldüğüm gibi bu 72 pi'yi de 10'a bölüp o şekilde işlem yapabiliriz. Veya üzerine bundan büyük, ya negatif ya bu arkadaşlar. Bunu pozitif yapacak bir 2 pi katı ekleyebiliriz. Ne olabilir diyorum. Yani şöyle düşün 72 bölü 14 bula buladır Değil mi arkadaşlar? Yaklaşık. 14 bula bula pi eder. Hani bunu böldüğün zaman. O zaman ben bunu ne ekleyeyim? 16 pi ekleyeyim diyorum. 16 pi. Ekleyebilir miyim? Ekleyeyim. Yani 16 pi de 14 bugün bula buladan büyük olup da 2 pi'nin katı olan bir sayı ya. Ona pi eklediğim zaman ne gelecekler arkadaşlar? 5 kere 6, 80. 80 ile çıkartırsam 8 pi bölü 5 gelecektir. 8 pi bölü 5 ne nedir? Pi artı arkadaşlar 3 pi bölü 5'tir. Şimdi 3 pi bölü 5'in de ne olduğunu biliyorum. Yani 180 derece artı. Şimdi 3 pi bölü 5 bizi kaçıncı bölgeye götürecek? Orayı merak ediyoruz. 180 derece artı pi bölü 5 36 derecedir. 3'e ile 38 eder. 38. Yani bu 4. bölgeye gelmiş oldu arkadaşlar. 4. bölgeye. 4. bölgede de işareti ne olacaktır? sinüs. Bu arkadaşlar ifadenin 4. bölgede olduğu için yani 270'ten daha büyük bir derdeyim. İşareti negatif olacaktır diyoruz. O zaman toparlayacak olursak. Kos 1550 ne geldi? Negatif geldi tan 28 pi bölü 9 arkadaşlar pozitif geldi sin eksi eksi 72 pi bölü 5 bu da negatif geldi arkadaşlar bize ilk sorumuz işaret sorusu geçtik şimdi işaretle ilgili arkadaşlar bölge işaretle ilgili çok fazla üzerinde durmaya gerek yok niye çünkü diğer açı indirgeme konularında zaten hep işaretlerle uğraşacağım dolayısıyla hemen açıya dar açıya indirgeme konusuna geçebiliriz. Bir açının trigonometrik değerlerinin dar açı cinsinden yazılmasıdır diyoruz arkadaşlar dar açıya indirgeme. Yani biz kaçıncı bölgede olursa olsun veya esas ölçüden daha büyük dereceler dahi olmuş olsa bunu önce esas ölçüye indirip ondan sonra esas ölçüden de arkadaşlar birinci bölgeye taşıyabiliyoruz. Yani birinci bölge cinsinden yazabiliyoruz. Peki nasıl yapabiliyoruz bunun için? İki yöntemimiz var arkadaşlar. İki farklı yöntemle bu işi yapabiliyoruz. Birincisi eğer açımızı 90 derece ve 270 derece yani 90 derecenin tek katları üzerinden arkadaşlar dönüştürecek olursak kullanarak dönüştürecek olacak bir fonksiyon ismi değişecek. Fonksiyon ismi değişecek derken neyden kastediyoruz? Elimizdeki ilk fonksiyon sinüs fonksiyonuysa kosinüs fonksiyonuna dönüşecek. Kosinüs fonksiyonuysa sinüs fonksiyonuna dönüşecek arkadaşlar. İşte bakın çift taraflı göstermişiz böyle iki taraflı gerektirme. Yani iki taraflı dönüşüm oluyor. Tanjant fonksiyonuysa elimdeki fonksiyon olsa, ben 90 ve 270 ile işlem yapıyorsam bu kotanjanta dönüşecek. Her kotanjantsa tanjanta dönüşecek. Bir. Birincisi bu. Fonksiyonun ismi değişir. İkincisi işaret bulunurken indirgenmemiş fonksiyonun işareti yazılır arkadaşlar. Yani i̇lk fonksiyonum neyse benim hani mesela sinüs kosinüs dönüşecek dedim ya. O sinüse bakıyorum mesela diyorum ki sinüs işte kaç derece? Mesela 120 derece. Sinüs 120 derece 90 artıdan düşüne. 90 artı 30 diyeceğim mesela. Sinüs 120 derecede yani ikinci bölgede işaret nedir? Artı artı diye yazacağım. Öyle gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bu ilk yöntemimde yani 90'dan ve 270'ten dönüştürürsem bu şekilde. Peki 180'den veya 360'tan dönüştürürsem o, şey, o zaman ne olacaktır? Fonksiyonun ismi değişmez arkadaşlar. Fonksiyonum aynı olacak. Yani 180 derece ve katlarında 180 katları derken iki tane dönüştürebiliriz. 180 derece ve 360'tan dönüştürebiliriz. Bunlardan dönüşüm yapıyorsan fonksiyonun ismi, ismi değişmeyecek. İkinci öncülüm kuralım ise az önceki ikinci kuralla aynı. Yani işaret bulunurken indirgenmemiş fonksiyonun işareti yazılacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım <laughs> ne demek istedik yani öyle böyle soyut şeyler söyledik. Şimdi sinüs diyor arkadaşlar örnek yazmışız. Sinüs 90 derece artı pi. Şimdi artı artı alfa. Al, artı veya eksi olması arkadaşlar önemli değil dönüşümlerde. Hiç önemli değil. Ben 90'dan mı yapıyorum? 180'den mi yapıyorum? Ona bakacağım. Artı veya eksi olması sadece kaçıncı bölgede olduğunu yani şey yapar. Tabi burada biz alfanın hani dar açı bir olduğunu düşünerek bu işlemleri yapıyoruz sinüs 90 artı alfa nedir diyorum. 90'dan işlem yaptığıma göre fonksiyonum değişecek. Yani sinüsüm neye dönüşüyor arkadaşlar? Sinüs fonksiyonu kosinüse dönüşüyordu. Kos dedim. Kos direkt alfa diyorum arkadaşlar. Bakın yandaki açıyı yazıyorum. Hani bu 90 yanındaki açı. Kos alfa dedim. Sonra dedim ki ama işareti ne olacak? İşareti ne olacak derken şu ikinci bölge 90 artı dediğim için arkadaşlar bunun ikinci bölge olduğunu görebiliyorum. İkinci bölge. Sinüs ikinci bölgede işareti neydi? Artı artı dedim. Bakın dönüştürdüğüm fonksiyon kosinüs ya. Bu ikinci bölgede kosinüs işareti nedir demedim. İlk fonksiyonun yani dön kendisini dönüştürdüğüm fonksiyonun işareti nedir diye bakıyorum arkadaşlar. Bu kos alfa olarak geldi. Tanjanta bakalım. Tanjant 90-alfa hemen. 90 işlem yaptığım için tanjant kotanjanta dönüşecektir ve alfa olacaktır diyorum. Artı veya eksi olması önemli değildir arkadaşlar. Sonra bakıyorum. bu Kaçıncı bölge? Birinci bölge. E, birinci bölgede her fonksiyonun pozitif. Dolayısıyla bu artı kot alfa olacaktır diyorum. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı alfa. Bir defa hemen 3 pi bölü 2 yani 270 ile işlem yaptığım için tanjant alfa olacaktır diyorum arkadaşlar. Sonra bakıyorum kaçıncı bölgededir diye. 270 artı olduğuna göre burası dördüncü bölge olacak. Ve 4. bölgede kotanjantın işareti nedir? Eksi. O yüzden eksi yazıyorum. Baktım kosinüs arkadaşlar 3 pi bölü 2. Yani 270 ile işlem yaptım. Hemen sinüs alfa dedim bakın. Artı eksi olması hiç önemli değil demiş. Yani burası artı olmuş olsa yine süs alfa edecektik ama bu artı eksi fonksiyonun ismini verirken önemli olmuyor da ne zaman önemli oluyor? İşaretini verirken önemli oluyor arkadaşlar. İşaretini vereceğimiz zaman 270'ten alfa çıkarmışım. Yani 3. bölgeye getirmişim. 3. Yani bölgede kosinüs negatif. Yani bu eğer artı olmuş olsaydı ne olacaktı? Artı olacaktı arkadaşlar. Çünkü 4. bölgeye gelmiş olacaktı o zaman. Kosinüs 4. bölgede pozitifti. Baktık. Yan tarafa. Sinüs 180. Bu defa ne yaptım arkadaşlar? Bakın 180 işlem yapıyorum. 180 işlem yaparken fonksiyon adı değişmez. Sinüs yine sinüs olarak kalacak. Sinüs fonksiyonu olarak kalacak. Sinüs alfa diyeceğim. Tamam adı değişmedi. Sonra bakıyorum bu bölge. 180'den darası çıkarmışım. Ne olacaktır? İkinci bölge olacaktır arkadaşlar. İkinci bölgede işaretim sinüsün pozitifti. O yüzden sinüs pozitif oldu. Kosinüse bakıyorum. Kosinüs 2 2 pi ile işlem yapıyorum. Adı değişmeyecek. Yine kosinüs olacak. Hatta kosinüs alfa olacak arkadaşlar. Kosinüs alfa bu kaçıncı bölgede alfayı darış olarak kabul edersek 360'tan bir açı çıkarttığımız zaman dördüncü bölge olacaktır. Dördüncü bölge dolayısıyla kosinüs de dördüncü bölgede artı olduğu için arkadaşlar burada önüne pozitifi yerleştiriyoruz. Kotanjant pi ile işlem yapıyorum. 180 ile işlem yapıyorsan fonksiyonu değişmez. Kotanjant alfa dedik arkadaşlar. Sonra bölgeye bakıyorum. Bu kaçıncı bölgede pi'ye bir darış eklemişim. Üçüncü bölge olacaktır. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti. tanjantla kotanjant pozitif olduğu için burada pozitif dedik. 2 pi ile işlem yapıyorum diyeceğim. 2 pi'ye bir şey eklemişim arkadaşlar. Zaten bunu esas ölçüden yapabilirsiniz ama yine buradan bu kuraldan yapalım. Mesela adı değişecek tanjant. Değil mi? Bu kaşığı bölgededir. Birinci bölge. Tanjant alfa olarak e Zaten biz bunu önceki derste esas ölçü kuralından hani 2 pi'nin katları gider demek yani direkt burada 2 pi'yi de götürüp direkt tanjant alfada yazabilirsiniz. Örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakalım web kitabımızdaki örnekler nasıl. X bir dar açı ölçüsünü olmak üzere demiş arkadaşlar. X dar açı yani birinci bölgede bir açı olmak üzere ifadelerin eşiti nedir diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar burada cos 2 pi iki buçuk pi yani 5 pi bölü 2 eksi x diyor ya arkadaşlar. 2.5 buçuk pi. Ben buradan 2 pi'yi çıkarttık direkt şöyle yazabilirim bakın. 2 pi'yi esas ölçüsüne indirecektik ya. 2 pi'yi çıkartırsam iki buçuk pi'den ne kadar? Buçuk pi kalır. Yani pi bölü 2 olur arkadaşlar. Eksi x olacaktır. Sonra artı sin 9 pi eksi x demiş. Bu 9 pi büyük bir sayı. Esas ölçüsüne indirecek olursak içerisindeki 2 pi ve katlarını çıkartacağım. Yani 8 pi'yi çıkartırım arkadaşlar. Ne kalır o zaman? Pi eksi x kalır. Bundan sonrası ise daha kolay olacak tabii ki de. Kosinüs arkadaşlar 90 derecede işlem yapıyorsam fonksiyonun adı ne oluyordu? Değişiyordu. Sin x diyeceğiz. Sonra bu birinci bölge. Birinci bölgede hepsi Kosünüs, pozitif. Kosinüs pozitif midir negatif midir bakacağız. Pozitif olacaktı. Artı sin geldi bize. Artı dedik arkadaşlar. Ee, pi ile 180 ile işlem yapıyorsam fonksiyonu da değişmeyecek. Yani sin x olacak. Peki ikinci bölgede işareti nedir? Arkadaşlar bunun işareti pozitiftir. Dolayısıyla artı sin x olacak. İki tane sin x toplarsam 2 çarpı sin x olacaktır. Ölçüsü 210 derece olan açının trigonometrik değerlerini bulun demiş arkadaşlar. Yani diyor ki bana sin 210 nedir demiş arkadaşlar. Cos 210 derece nedir? Tan 210 nedir? Kod 210 nedir? Direkt değerlerini bulundu. işte sekant ve kos da bunu zaten sinüs ve kosinüse göre yapabilir. Şimdi sin 210 neyden değiştirelim? İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz 180 artı 30 deyin buraya. isterseniz de arkadaşlar ne diyebilirsiniz? Ee, 270 eksi 60 diyebilirsiniz. İkisi de aynı olacaktır. Sonuç aynı olacak yani. Çıkan sonuç aynı olacak. Böyle yapsak, böyle yapalım diyelim arkadaşlar. 180 işlem yapıyorum. Fonksiyon adı değişmeyecek. Sin 30 dedim. 100, 210 derecelik bölge. 3. bölgede 3. bölgede üstünün işareti eksi olduğu için eksi sin 30 oldu. Eksi sin 30'da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'dir. Nereden bileceğim bunun böyle olduğunu? Evet. Şunu hatırlayalım. Darışın trigonometrik olanlar arkadaşlar. Önceki derslerde bahsetmiştik. 30 derece 90 derece 1 ise burası 43'tür. Burası da 2'dir değil mi arkadaşlar? Sin karşı bölü bütünüsü olduğu için 1 bölü 2 olacaktır. Yani eksi 1 bölük olarak geldi. Kosinüse bakalım. Kosinüslere mesela 270 eksiden yapayım arkadaşlar. Aynı sonuç. 270 eksi 60 diyelim. 270 eksi fonksiyonun adı değişecek mi? Evet değişecek. Yani bu sinüs 60 derece olacak. Ve işareti de 3. bölgesi için negatif olacak. Eksi 60 bu da eksi kök 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü bölgede tam ve kod pozitiftir zaten. Bu çıkacak, çıkacak sonuçların pozitif olduğunu biliyoruz ama 180 artı 30'dan dönüştürelim bunu. Olsun o zaman tanjant 30 adlı değişmiyor. 180 işlem yaptığım için tanjant da 1 bölü arkadaşlar. Tanjant 30 bir bölü Kotanjant 30'da köküç olacaktı değil mi? Bunu kotanjant 180 artı 30 diyebiliriz. Burası da kotanjant 30'dur. Kotanjant 30'da kök geldi niçin? çünkü tanjant 60 eşittir ya da 30 derecenin komşusunun karşısına oran arkadaşlar bir kök 3 bölü birden kök 3 gelecek. Bunların değerlerini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Evet 240 derecenin arkadaşlar sinüs ve tanjant değerlerini bulun demiş. Hemen bulalım sinüs 200 e, sin 240 derece eşittir sinüs 180 artı 60 derece bu da eşittir arkadaşlar. 180'de işlem yaptığım için sin 60 derece dedim. Ama işareti nedir? 3. bölge olduğu için sinüs eksidir. Eksi sin 60 bu da eksi kök 3 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Tanjant 240 dereceye bakacak olursak hemen tanjant 240 derece. Yine tanjant 180 artı 60 derecedir diyoruz arkadaşlar. Buradan tanjant 60 derece çıkacak. Fonksiyonu da değişmeyecek yani 180 işlem yaptığım için. Ancak 3. bölgede olduğu için tanjant işareti sinüsten farklı olarak pozitif olacaktır. Yani kök 3 çıkacaktır arkadaşlar. Tanjant 60 60 da kök 3'tür. Bunu da bilmemiz gerekiyor bunları. 30 60 90 üçgeninden çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar i̇şte bunları. Gelelim diğer sorumuza. Tanjant 3 pi artı alfa ile kotanjant 35 pi bölü 2 eksi alfa ifadesinin en sağda hali nedir? Bir defa esas ölçü kurallarını kullanırsam arkadaşlar 2 pi'nin katlarını atarsam burada 2 tane pi attığım zaman ne edecektir bu? Tanjant pi artı alfa'ya dönüşecektir. Artı Kotanjant. Bunda kaç pi var arkadaşlar? Yani bunu, bunun esas ölçüsü nasıl bulabiliriz? 35 pi'yi 4'e bölerim mesela. Ya da 17,5 pi'dir yani. 17,5 pi'de içerisindeki 16 pi atarsam işte ne gelecek? 1,5 pi, 3 pi bölü 2 alfa da değildir ama uzun yoldan yapalım bakalım. Ee, bölük ne oldu? Kaç defadır? 35'in içerisinde 4 kaç defadır? 8 kere 4, 32'dir. Değil mi? Artık 3. Demek ki 3 pi bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar burada. Kotanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. Şimdi tanjanta pi/pi ile işlem yaptığım için adı değişmeyecek. Tanjant alfa olacak arkadaşlar. 3. bölgede olduğu için işareti de pozitif olacak tanjantın 3. bölgede işareti pozitif. Art. 3pi/2 ile işlem yaptığım için fonksiyonun adı değişecektir, değil mi? Yani 270 ile işlem yaptığımda fonksiyonu değişiyordu. Peki kotanjant neye dönüşecekti? Tanjanta dönüşecek. Tanjant alfa diyeceğiz sonra işarete bakacağız. Bu bölgede yani 270'ten bir açı değeri çıkarmışım. Ne olacaktır arkadaşlar? 270 derece nasıldı? Bakın şöyle değil mi? Şurası 270'ti. 270'ten bir şey çıkartırsak buraya doğru geriye doğru geliriz. Yani 3. bölgeye geleceğiz. 3. bölgede kot ve tan kotun işareti nedir diye bakacağım ama kot ve zaten x de pozitif. Yani buradan da tan alfa geldi. Bir tane tan alfa, bir tane tan alfa daha 2 çarpı tan alfa olacaktır diyoruz arkadaşlar. En sade hali. Az önce baktığımız sorular gibi yine bu da. Ne demiş bize? Ölçülüyor. 330 derece olan açının trigonometrik değerlerini bunu demiş arkadaşlar. 330 dereceyi 360'tan dönüştürebilirim. Yani sinüs 360 eksi 30 derece diye yapalım arkadaşlar. Kosinüs 360 eksi 360 eksi 30 derece. İşte tanjant 360 eksi 30 derece kotanjant yine 360 eksi 30 derece olarak bulmaya çalışabiliriz. 360 işlem hiçbir zaman fonksiyon adı değişmeyecek. Yani yine sin 30 olacak ama bu 4. bölgede sinüs negatif olacaktır. 360 işlem yaptığım için şey fonksiyon adı değişmeyecek. Kosinüs 30 olacak ama 4. bölgede artı olacak. Artı olarak kalsın. Diğerleri de yine tanjant 30 eksi olacak. Kotanjant 30 arkadaşlar eksi olacak. Çünkü 4. bölge pozitif olan sadece kosinüs. Bunların değerleri de eksi 1 bölü 2. Bunun değeri arkadaşlar artı kök 3 bölü 2. Bunun değeri eksi 1 bölü kök 3. Bunun değeri de eksi kök 3 olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktık arkadaşlar. Evet şimdi bunları önce esas bulup Ondan sonra değerleri bulacağız. Bakın burada ne var? Eksi 21 pi bölü 2 var. Değil mi? Bunu nasıl yapıyorduk? Ya bölüyorduk ya da katını ekliyorduk. 20 pi eklesem olmaz. Buraya kaç pi ekleyeyim diyorum. Yoksa 10 pi eklesem 10 pi niye negatif gelir? O zaman 12 pi ekleyeyim diyorum. 12 pi yani şeyin katlarını ekleyeceğiz ya. Bunu pozitif yapar. Bu 10 buçuktur. Onun üzerine 10 buçuk. Eksi 10 ,5 üzerine hangi 2 pi'nin pozitif katını ekleyeyim ki eksi yok etsin esas ölçüye dönüşsün. 12 pi arkadaşlar. 2 pi'nin altı katına gideceğiz. Eklediğim zaman ne gerektir? 3 pi bölü 2. Yani burası sinüs. 3 pi bölü 2'ye döndü arkadaşlar. Art. Bu da 55 pi bölü 6 diyor. 55 pardon 55 pi bölü 3 diyor. Bunu 55 o zaman 6'ya böleceğiz. 55'in içerisinde 6 kaç defadır? 9. 9 kere 6. 54 dedik arkadaşlar. Gitti. 1 kaldı. Demek ki bu kosinüs pi bölü 6 olacaktır diyoruz Esas ölçüsü bölü. Tanjantı da yine 35'i 6'ya bölersek 5 kere 6 30. Buradan 5 kalacaktır arkadaşlar. Demek ki bu da tanjant 5 pi bölü 3 olacak. Yani bunların kendi pi yerine 180 yazarsak ne gelecektir? Bunları daha düzenlediğimiz zaman arkadaşlar şöyle düzenleyelim. Şurada düzenliyorum. Diyorum ki sinüs 270 derece artı kosinüs 30 derece değil mi? Pi yerine 180 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bölü. 180 yazarsam ne gelecek buradan? 60 tanjant 300 derece gelecektir. 270 derece nedir? Sinüs 270 derece. Hemen şunu hatırlayalım. Geldik geldik geldik. Buraya geldik değil mi? Sinüs fonksiyonu da dikey fonksiyon olduğu için düşey fonksiyon. Negatif. Yani eksi 1 olacaktır. Bunun değeri eksi 1. Artı Cos 30 kaça denk gelecek arkadaşlar? Cos 30 köküç bölü 2 değil mi? Köküç bölü 2 bölü Tanjant 300 Tanjant 300 de Tanjant 360 eksi 60 desek Bu da tanjant 60 ama Eksi olacaktır. Tanjant 60 60'da köküçtü. O zaman eksi köküç diyeceğiz. Buradan işlem yaparsak Köküç Eksi 2 bölü 2 kök 3 olacak arkadaşlar. Eksi 2 kök 3. Yani bunu düzenlersek 2 eksi 2 eksi kök 3 bölü 2 kök 3 gibi bir değer geliyor. Eğer işlem hatası yapmadıysak herhangi bir yerde bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Bakalım. Tanjant eksi alfa demiş. Tanjant eksi alfa işte kotanjant da bu şekilde artı alfa demiş arkadaşlar. Eksi alfa tanjant arkadaşlar. Tanjant, kotanjant sinüs fonksiyonları e, tek fonksiyonlardır. İçerisindeki eksi dışarı yansıtır. Yani tek fonksiyonlar nasıldı? f eksi x eşittir. Eksi x şeklindeki fonksiyonlardır arkadaşlar. Çift fonksiyon ise bu tek fonksiyonlu tek. Çift fonksiyon ise f eksi x eşittir x'ti Yani eksi yutuyordu. Bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda ile Tek ve çift fonksiyonlar arkadaşlar özel fonksiyonlardı. Ama tanjant, kotanjant, sinüs fonksiyonları tektir. Yani bu direkt eksi dışarı atabilir diye düşünebileceğiniz gibi şöyle yaparsınız. Negatiften kurtulmak için ekleyecektik. 2P, 2P 2P bölü 2 pi. 2 pi ekleyip 2 pi bölü 2'den de yani 2 pi, 2 pi eksi alfa da dönüştürebilirsiniz ama biz direkt bunu eksi tanjant alfa olarak attık diyelim. Sonra 27'yi arkadaşlar 4'e böleyim. 27'nin içerisinde 4 kaç defadır? 6 kere 4, 24 dedik. Çıkarttık. 3. Demek ki bu da kotanjant 3 pi bölü 2. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı alfa olacaktır. Tanjant zaten çıktı. Eksi tanjant alfa olarak. Bu dışarı nasıl çıkar diyoruz? Pi bölü 2 ile işlem yaptığım için fonksiyon adı değişecek. Tanjant, kotan, e, pardon, kotanjant tanjanta dönüştü. Tanjant alfa dedik. İşaret ne olacak peki? 4. Bölge işaret eksi olacak. Eksi. O zaman eksi tanjant alfa eksi tanjant alfadan eksi 2 çarpı tanjant alfa olacaktır diyebiliriz. Evet 135 derece arkadaşlar. Sinüs 135 derece, sinüs 45 derece eşittir. Değil mi? 180 45 yapalım. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Art. Sinüs, e, kosinüs pardon. Kosinüs 315 derece. Kosinüs 360 eksi 45 derece şeklinde yazabilir. Bu da cos 45'e eşittir. Niye? Çünkü 4. bölgede pozitif. Cos 45 de yine kök bölü 2'dir. Eksi tanjant tanjant 225 derece arkadaşlar biz tanjant 180 artı 45 derece olarak yazabiliriz. Bu da tanjant 45'e eşittir. Çünkü 3. bölgedir. İşaret de artıdır. Yani bu da 1'dir. 1 ama önünde eksi olduğu için eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla 2 tane kök 2 bölü 2 tane kök 2 bölü 2 toplarsam bir tane kök 2 olacak. eksi 1 vardı. Kök eksi 1'dir arkadaşlar. Bunun yaklaşık değeri de 0,4 bulabıladır. Bunu niye söyledik? Çünkü kök 1,4 gibi arkadaşlar yaklaşık değeri. Ne alakası var konumuzda? Bir alakası yok. Ama üstlü ifadelerde sıralamada işinize yarayabilir. Baktık. Eee, kod 395, 295 demiş arkadaşlar. Tanjant 155 demiş. ifadesinin birbirine oranını bulun. Şimdi kotu nereden dönüştürelim? Kot 270 artı 15 mi diyeyim arkadaşlar? Tanjantı da 180 eksi 15 mi diyelim? 15 değil bu 25 değil mi doğru? 25, şöyle 15 değilim. 25 diyelim arkadaşlar. Tamam. Buradan kotanjant da 275 işlem için isim değişecek ne olacak? Tanjant 25 olacak. İşareti ne olacak arkadaşlar? 4. bölgede olduğu için eksi. Burada yine tanjant 180 işlem için işaret şeyi şey değişmeyecek işte fonksiyonun adı değişmeyecek yani tanjant 25 olacak işaret 2. ikinci bölgede negatif olduğu için eksi olacak dolayısıyla bunlar aslında birbirinin aynısıymış bölersek iyi gelecek diyoruz Ki aynı çoklu birbirine bölersek bunlar sıfırdan farklı olacak tabii. Şu an bir gelir. Baktık tanjant 45 derece. Tanjant 45 nedir? 1. Değil mi? Artı. Kotanjant 135 derece mi diyor arkadaşlar? 45 çarpı yok 135 derece aldı yani 7 kere 45 mi diyor? Hmm. Bir tane daha olsun zaten tam şu olacak. 310 kotanjant 315 derece. Kotanjant 45 eksi kotanjant 45 derece eşittir. Buradan da bize ne gelecektir? Eksi 1. E bunlar yukarı sıfırsa aşağısı da sıfırdan farklı bir şey olduğuna göre ne gelecek arkadaşlar bize? Cevap sıfır gelecek değil mi? Bunun sıfır olduğunu tekrar şöyle hesap edelim. Yani bu kotanjant aslında 2 pi eksi pi bölü 4 değil mi? 7 pi bölü 4 o şekilde değil mi? 2 pi eksi pi bölü 4. 2 pi ile işlem yapıyorum yine kotanjant pi bölü 4 olacak. Ama 4. bölü bölümümüz için eksi olacak. 1 bölü 4 45 derece. Tam 45 kod 45 bölü eşit. Tamam. Buradan da 0 bölü. Evet. 1 eksi sin kare 240 demiş arkadaşlar. Sin kare 240. 1 eksi 1 sin kare alfa neydi? Cos kare alfaydı. Heh, bunu hatırlayalım. Tamam. O zaman buraya onun değerini yazabiliriz. Yani ne diyebiliriz? Cos kare 240 derece çarpı. Kosinüs arkadaşlar 790. Pardon sinüs 790. Ee, bunun esas ölçüsü 720 artı kaçtır bu? 70 midir? 720 artı 70'tir değil mi? Buraya 70'i yazalım o zaman. Ee, 720 artı 70'tir. Evet. Sin 70 olacaktır burası. Aşağısına baktığımız zaman kosinüs çift fonksiyonu yutar arkadaşlar. Kosinüs bakın eksi yutar. Yani kosinüs eksi alfa eşittir kosinüs alfadır. Çift fonksiyon olduğu için arkadaşlar. Yani burasını kosinüs şunu direkt şöyle düşünebilirsiniz. Kosinüs 1460 derece. Bu da 1440 artı 1440 artı kaçtır? 20 derecedir. Buraya da ne diyelim o zaman? Kos 20 derece diyelim çarpı. Tanjant 1665 derece. Bu da 1440 artı kaçtır? 225 midir? 225. Yani burada tanjant 225 derece oldu. Bundan baktığımız zaman sin 70 cos e, 20 eşittir birbirinin tümleri olan tümleri olan sin coslar birbirine eşittir gitti. <laughs> Diğerleri kosinüs arkadaşlar 3. bölgede negatif değil mi? Kosinüs 240 için diyorum ki kosinüs 180 artı 60 derecedir diyorum. Bu da kosinüs 60 derece edecektir. Ve bu da Üçüncü bölge için eksi olacaktır. Eksi kos 60. Kos 60 da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olacak. Yani karesini alırsam arkadaşlar karesini alıyor 1 bölü 4. Buradan 1 bölü 4 geldi. Bölüyor. Aşağıda da sin pardon tanjant 200 25 derece var. 225 dereceyi nasıl yazabiliriz? Tanjant 180 artı 45 derece olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bu da tanjant 45 eşittir. O da 1'dir. Düşünme pozitif olduğu için. Yani cevabımız e, 1 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. 0.25 de Bu değerleri bulun diyor. Şöyle bakalım. Evet şekilli sorulara kadar biraz sorumuz var. E, şu 3 soruda yapalım arkadaşlar. Şekilli soruları bir sonraki dersimize bırakalım. 3 soru daha yapıyoruz yarım saatte geçti. 40 dakikayı çok şey yapmasını istiyorum. Açmasını istiyorum. Şimdi teta eksi diyor arkadaşlar. Pi bölü 2 ile pi arasında. Yani ikinci bölgede. Sin teta o yüzden nedir? Pozitiftir değil mi? Pozitif zaten. Sonuç pozitif çıkmış bakın. Yani bizi buraya eksi yazsaydı burada bir hata var derdik yani. Sin teta eşittir. Eksi 2 bölü 3 deseydi. Hop derdik. Hatay var da. Veya sin teta dedi ki 3 bölü 2. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. O zaman yine hataldır derdik. Niçin? Çünkü sinüs fonksiyonu birden büyük olamıyordu. Neyse bakalım sorumuza. Buna göre demiş arkadaşlar cos kare teta artı tan kare teta. Yani ben diyorum ki bir defa dik üçgeni bir oluşturalım arkadaşlar böyle durumlarda. Yani bir kosinüs bir trigonometrik fonksiyonumuz veriliyor da diğerleri isteniyorsa arkadaşlar aynı açı ait diğer trigonometrik fonksiyonlar isteniyorsa bir dik şey oluşturmanız lazım. Alfa desek bu alfa da arkadaşlar aslında ne olsun bunun bütünleri de tetaymış. Çünkü teta geniş açı ya. Bunun bütünleri olsun bütünleri yani biz şeyi biliyoruz değil mi? Birbirlerinin bütünleri olan açılar yani sin 180 eksi alfa eşittir. Sin alfa olduğunu biliyoruz. Birbirinin bütünleri olan açıların sin birbirine eşittir. Dolayısıyla aslında sin teta ile sin alfa bunlar birbirini 180 derece tamladıkları için aynı olacaktır. Tamam. O zaman sin üstü neydi? Ee, karşı bölü arkadaşlar hipotenüstü. 3 dedik. Buraya 2 dedik. Buraya da ne olacaktır? Kök 5 olacaktır. Nasıl kök 5 olacaktır arkadaşlar? 2'nin karesi artı neyin karesi? 3'ü karesi eder. Kök 5'in karesi diyoruz. Tamam. Yazdık böyle. Bize ne diyor? Kos. Kos. Kos dedi artık negatif geleceğini biliyoruz arkadaşlar. 5 bölü 3. Eksi 5 bölü 3 olacaktır diyoruz. Eksi kök 5 bölü 3 düzeltelim. Eksi kök 5 bölü 3. Bunun karesini al diyor. Artı tanjant. Yine ikinci bölü için negatif gelecektir. Ama karesi alınca pozitif gelecek. Tanjant karşı bölü komşuydu. Bu da 2 bölü kök 5'ti. Bunu da karesini alacaksak alacak olur isek. 5 bölü 9 artı 4 bölü 5 oldu arkadaşlar. Burayı 5 ile burayı da 9'u genişletirsem ne gelecektir? 25 artı 36 bölü 45. Buradan da 61 bölü 45 geliyor arkadaşlar. İşlem hatası yapmadık. Hızlıca geçtik. Evet bakalım bu sorumuza. Ne demiş bize üçüncü bölgede değil mi? 180 ile 270 arasındaki bir açıysa üçüncü bölge olmak üzere diyor arkadaşlar. Kosiyata kosun üst değer üçüncü bölgede negatif olacaktır. Negatif vermiş yine 1 bölü 5 olduğuna göre demiş. Sin bula bulalar nedir diye sormuş. Bunları bir dönüştüreyim arkadaşlar ben dönüştüreyim. Bunu dönüştüreyim diyorum. nasıl dönüştüreceğim? Sinüs e, sinüs değil mi? Bu nedir? E, 180 yapıyorum sin olacaktır. Sinüs teta ama eksi olacak. Sonra çarpı diyoruz çarpı kota ajantı da dönüştürelim. Bakın ne var burada? Teta eksi 3 pi bölü 2. Bu eksilerden kurtulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Direkt bakın 2 pi ve katlarını ekleyeyim. Ekledim 2 pi'yi. Ne oldu? O zaman teta artı pi bölü 2 oldu. Pi bölü 2'de işlem yapıyorsan fonksiyon adı değişecek mi? Değişecek. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Tanjant olacak. Pi. Tanjant pi. Peki bu kaçıncı bölgede? Yani şöyle düşünelim. 90 artı bu 180 ile 270 arasında. Yani şöyle bir şeydi arkadaşlar. 180 ile 270 arasında şuradaydım. Bunu bir 90 eklersem 4. bölgeye gelecek. 4. bölgede kurtulantın işareti negatif olacak. Negatif. Eksi eksi çarpacağım. Yani buradan sin teta çarpı tan teta değeri çıkıyor arkadaşlar. Sin teta çarpı tan teta. Teta'yı bulalım. Ee, sin teta olacak. Eksi sin teta dedik. Teta kaç derece kaçtaydı? Üçüncü bölgedeydi değil mi? Teta üçüncü bölgede. Bakalım. 1 bölü 5 sin teta ne olacaktır? Şimdi sin üçüncü bölgede 1 bölü 5 olan arkadaşlar şöyle yapsak sanki daha iyi olur. Bir dakika. Yani dik üçgende biraz kafa karıştırıcı olabilir açıkçası. Şöyle geldim. 3. bölgede arkadaşlar kosinüsü 1 bölü 5 olan. Kosinüs 1 bölü 5 ise şöyle bir şey olacak. Değil mi? Yatay değil arkadaşlar. Şu açıyı düşünün. Yani şöyle bir açı gelmiş bana elime. Şöyle bu açı. Yatayı 1 bölü 5. Burası 1 bölü 5. Burası 1 değil mi? Bir bölü 5. Buraya 1 diyeceğiz. Buraya ne kalacaktır o zaman? Köklü möklü bir şey olur. Ama bunun da negatif olacağını yani sin tetanın da negatif çıkacağını biliyoruz. Tamam. O zaman şöyle yapabiliriz. Buradan aldığımız arkadaşlar güvenle. 1, 5 dersek buraya 2 kök 4 çıkacaktır. Değil mi? 4, 2 kök 4 ne olacak? 2 kök 6. 2 24 olacak. Tamam, 2 kök 6. Uzun olmuş. Sinteta değerim. Eksi ee, 2 kök 6 bölü 5. Eksi 2 kök 6 bölü 5 gelecek. Çarpı. teta değerim arkadaşlar. Karşı bölü komşudan. Kök 6 olacaktır. Ama yine eksi olacaktır. Değil mi? 2 kök 6'ları çarparsam 24 olacak. 24 5 olarak gelecektir diyoruz. Biraz uğraştırdı bizi. Süremizde 40 dakikayı buldu gibi arkadaşlar. Şöyle evet. Son sorumuza bakıyoruz. Ondan sonra diğer derse bırakacağız demiştik. Diyor ki sin 110 x olduğuna göre bunların e, şey x cinsinden değeri nedir diye sormuş arkadaşlar bize. Şimdi e, sin 110 x'e nasıl yapabiliriz bunu? Mesela bu sin arkadaşlar 110'u 90 artı 20 diye yazsam bu cos 20 olacaktır diyorum değil mi? Cos 20 x'miş değil <laughs> mi? Cos 20 x'e denk geliyormuş dedik. Cos 20 x'e sin 20 artı bunu da arkadaşlar cos e, 20 dereceyi kullanmak için 270 artı 20 diye yazsam buradan da 270 ile yaptığım için fonksiyonu değiştirir. Sin 20 derece olacaktır ama doğru olduğu için yani mi? Doğrucu artı olacaktır. sıkıntı yok. Artı olacaktır diyoruz. Tamam. Yani i̇ki tane sin 20 nedir diye soracaklar. arkadaşlar. 20 x ise iki tane sin 20 nedir diye soruyor bana. Hemen dik üçgenim oluşturacak olursam 20 derece cos 20. Yani buraya x diyeceğim. Buraya bir diyeceğim değil mi? Çünkü komşu bölü potansiyel arkadaşlar. Buraya ne kalacak o zaman? 1 eksi x kare kalacak. Ee, buradan da ne gelecektir bana? 1 eksi x kare Kök içerisinde bir eksi x kare kalacak arkadaşlar. x çarpı sin nedir o zaman? Sin 20. 2 çarpı bir eksi x karedir cevabım da sin 20 nedir diye sorarsak arkadaşlar sin 20 bir eksi x kare bölü 1'dir. Bunun da 2 katı oluyor. Demek ki 2 çarpı bir eksi kök içerisinde bir eksi x kare gelecektir dedik arkadaşlar. Burada cevap olarak. Evet bu şekilde sorudan itibaren arkadaşlar gelecek dersimizi bırakıyoruz. Yani 3.2. dersimize bırakacağız arkadaşlar. Sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.